Dünyanın en hızlı futbolcusu Galatasaray'a. Bu sezonun devre arası transfer döneminde Kanada hızlı bir oyuncu isteyen Fatih Terim'in isteği Monaco'nun yıldızı Henry Onyekuru'nun transferiyle yerine getirildi. Ancak takıma Onyekuru kadar hızlı, en az bir oyuncu daha katmak isteyen İmparator, scout ekibine talimatı verdi. Aslan bir yandan oyuncu izleme ekibiyle hızlı bir bitirici aramaya devam ederken menajerler de Terim'e Flamengo'lu Bruno Henrique'yi önerdi. Brezilyalı yıldız için karar artık hocada. Galatasaray dünyanın en hızlı futbolcusu olarak tarihe geçen Brezilyalı Bruno Henrique'yi teknik heyetten olur alırsa kadrosuna katacak. Son 2 sezonda forma giydiği 50 maçta 20 gol atıp 12'de asist üreten Henrique, mükemmel hızının yanı sıra tekniğiyle de beğeni topluyor. Kariyerinin en parlak sezonunu 2018-2019 sezonunda geçiren Bruno, söz konusu sezonda 46 maçta 26 gol atıp 9'da asist yaparak tam 35 gole direkt etki etmişti. Asıl mevkisi sol kanat olan Sambacı oyuncu görev verilmesi halinde sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olan Henrique, Flamengo'ya 2019 yılının Ocak ayında Santos'tan transfer olmuştu. Galatasaray'dan Marega bombası. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin de gündeminde yer aldığı belirtilen Porto'nun golcüsü Musa Marega ile ilgilendiği iddia edildi. Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin flaş bir iddia gündeme geldi ve Sarı Kırmızıların Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Musa Marega ile ilgilendiği aktarıldı. Ahmet El Otaybi'nin haberine göre Galatasaray, Porto ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Musa Marega'yı kadrosuna katmak istiyor. Oyuncuyla Suudi Arabistan ekiplerinden El Hilal de ilgileniyor. Daha önce Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu belirtilen Marega'nın yüksek ücret talebiyle Arap Yarımadası'nda bir takıma gitmeye sıcak baktığı ve bu doğrultuda El Hilal'in devreye girdiği aktarılmıştı. 30 yaşındaki golcü kontratının biteceği sezon sonunda takımı Porto'dan ayrılmaya hazırlanırken bu sezon Portekiz ekibiyle çıktığı toplam 45 maçta 12 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Kaynak: Fanatik. Falcao'nun yeni adresi belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesine devam eden Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı. Sarı Kırmızıların kadroda bu yaz büyük bir operasyona hazırlandığı ve birçok isimle yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Bu isimlerden birinin de yaklaşık 7 milyon euroluk maaşıyla kulübe ciddi yük bindiren Radamel Falcao olması bekleniyor. Galatasaray'a geldiği günden bu yana sık sık sakatlık sorunu yaşayan Kolombiyalı'ya sezon sonunda veda edilecek. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberde Falcao için Celta Vigo'nun devreye girdiği iddia edildi. İspanyol ekibinin Aspas'ın yanına Falcao'yu almayı düşündüğü aktarıldı. Haberde ayrıca Kolombiyalı golcünün İspanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı ve Celta Vigo'nun Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi. Sarı Kırmızılı kulüple 2022'ye dek sözleşmesi bulunan yıldız isim için 2,5 milyon euroluk bonservis ücretinin gözden çıkarıldığı ileri sürüldü. Galatasaray'da sakatlıkları sebebiyle bu sezon 17 maçta forma giyen Falcao, 8 gol 2 asistlik performans sergiledi. Kaynak: Fotomaç. Galatasaray, Christian Dirks transferini bitirmek üzere. Cimbom bir yandan lige kenetlenmişken bir yandan da gelecek sezonun transfer anlaşmalarını şimdiden bitirmek istiyor. Fatih Terim'in gözdelerinden Christian Dirks Reis'i bitirme yolunda önemli bir adım atan Sarı Kırmızılar, Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Danimarkalı yıldızla büyük oranda anlaşma sağladı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Christian Dirks'e transfer teklifi yapan Sarı Kırmızılar pazarlıklarda son aşamaya geldi. Danimarkalı oyuncunun teklifi kabul ettiği ancak kaç yıllık sözleşme olacağı konusunda bir anlaşmaya varılamadığı öğrenildi. Christian Dirks Reis'in de Galatasaray'da oynamayı dört gözle beklediği öğrenildi. Yıldız futbolcu birkaç sezon önce Galatasaray'ın gündeminde yer almış ancak Sarı Kırmızılı yönetim kaynak yaratamayınca transfer askıya alınmıştı. Christian Dirks bu sezon Danimarka Ligi'nde bir maçta görev aldı ve bu çıktığı karşılaşmada gol ya da asist yapamadı. Suat Serdar'dan Galatasaray'a sürpriz takip.
Schalke 04 forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Serdar, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Schalke kulübü Bundesliga'da küme düşmüştü. Suat Serdar'dan sürpriz Galatasaray takibi. Bundesliga'da küme düşen Schalke 04 forması giyen Suat Serdar, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hareketi sarı kırmızılı takımın taraftarlarını heyecanlandırdı. Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Suat Serdar, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanmıştı. Mainz 05'te yetişen yıldız isim, 2018-2019 sezonunda 11 milyon euro bedelle Schalke 04'ün yolunu tutmuştu. Küme düşen Schalke ile bu sezon 25 maça çıkan Suat, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan Suat Serdar'ın bir dönem piyasa değeri 25 milyon eurolara kadar çıkmıştı. Kaynak Fanatik. Dünya starı Galatasaray transferini resmen açıkladı. Christian Luyendama'dan istediği verimi alamayan ve yerine ses getirecek bir transfer yapmak isteyen Galatasaray bir stoper takviyesi yapmayı kafasına koydu. İngiliz'de ve Arsenal'de forma giyen 33 yaşındaki stoper David Luiz, Brezilya'nın Lens gazetesine yaptığı açıklamada "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan transfer teklifleri aldım" dedi. David Luiz'in sözlerinin ardından teklif aldığı Türk takımının Galatasaray olduğu iddia edildi. 2021 yılının Haziran ayında Arsenal'le kontratının biteceğini açıklayan Brezilyalı oyuncu, Palmeiras'tan aldığı teklifle ilgili "Brezilya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum, öyle ya da böyle ama eğer ülkeme dönersem en üst seviyede oynamaya odaklanıyorum" diye konuştu. Otoriteler yaşına rağmen David Luiz'in hala çok iyi bir stoper olduğunu ve tecrübesiyle oynayacağı her takıma büyük yarar sağlayacağını kaydetti. Brezilya basınında çıkan haberlere göre David Luiz ile ilgilenen en ciddi iki ekipten biri Galatasaray, diğeri ise Benfica. Galatasaray sezon sonunda boşa çıkacak yıldız stoperi transfer etmek isterse oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. İngiliz devi Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan Galatasaray açıklaması. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan özel açıklamalarda bulundu. "Şampiyonlar Ligi'ni çok seviyorum. Hepimiz sevmiyor muyuz? Benim için her zaman dünyanın en büyük turnuvası olmuştur. Kupa ve marşın ötesinde çocukluğuma uzanan anılar var. 2000'lerin başındaki Şampiyonlar Ligi gecelerinin özellikle benim gibi göçmen ailelerden gelen çocuklar için çok özel olduğunu söyleyebilirim. Kendi jenerasyonumdan birçok insan adına benzer şeyler olduğunu düşünüyorum. Demek istediğim, gelsen Kirşen'le Türk ebeveynlerimle büyüdüm ve ne zaman bir Türk takımı Avrupa'da oynasa ailem her şeyi bırakır maça odaklanırdı. Hayatları buna bağlıymış gibi Türk takımına tezahürat yaparlardı. Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı zamanı asla unutmayacağım. 9 yaşındaydım. Fenerbahçeli annem dışında bütün ailem aslında Galatasaray taraftarıydı. Her neyse, hepimiz finali izliyorduk ve Arsenal'i penaltılarla yendiğimizde benden 6 yaş büyük amcam İlhan gözyaşlarına boğuldu. Bebek gibi ağlıyordu. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı an benim en iyi çocukluk anılarımdan biriydi. Kusura bakmayın ama bu UEFA Kupası'ydı. UEFA Kupası bu kadar özelken benim için Şampiyonlar Ligi'nin ne anlama geldiğini hayal edebiliyor musunuz? Daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya başladığımda bunun benim için ne anlama geldiğini hayal edebiliyor musunuz? Onu kazanmanın benim için ne anlama geldiğini. En kötü zamanlarım Almanya için mi yoksa Türkiye için mi oynayacağıma karar verme zamanlarımdı. Ergenlik çağımın sonlarındaydım. Bu yüzden bir gün büyük bir oyuncu olacağımı bilmiyordum. Kararımın yol açacağı tepkileri asla hayal edemedim. Özellikle Türkiye'de ne kadar Türk olduğumu sorguluyorlar. Ve bu çok sinir bozucu" şeklinde açıklamalarda bulundu. Kaynak ve Baslan.